Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Oxygen Not Included Spaced Out serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüm neler yapacağımı yine bölüme başlamadan önce az biraz düşündüm. Onları sizinle paylaşayım. Şimdi öncelikle şurada yer alan bir tuzlu su kaynağımız var. Buradan çıkan tuzlu su buradaki kirli suyla karışıyor. Bu durumda çok fazla hoşuma gitmiyor. Buradan sular geldikçe burada karışan su miktarı giderek yükseldi. Onun önüne geçmek için şuradan şöyle bir giriş yapacağız soğuk bölgeye ve bunun etrafını yalıtımlı malzemeyle kapatacağız. Buraya daha sonra ilerleyen bölümlerde tekrardan girerek burada çalışmalar yapabiliriz. Şimdilik yapmayacağız ama şimdilik sadece kazı işleriyle uğraşıp buradan dışarıya çıkacağız. Öncelikle şuraları kapatalım. Şurayı kazıp daha sonra geri kalan bölgenin kazısını da yaparız şu şekilde. Buraya kadar kazdım, hepsini yapabiliyor zaten. Aşağı tarafta da petrollü bölgeye bir an önce gitmek istiyorum. Şimdi onun için şuradan bir yol izliyorduk aşağıya doğru. Aynı zamanda şuradan bir tane alternatif maske çıkışı yapacağım. Çünkü buradaki kirli oksijenler mikroplu. Buraya maskesiz giremeyiz. Burada slime, Türkçe çevirisini sanırım balçık olarak çeviriyorlar bunun. Balçık mikrobu var. Şimdi şuraya bir geçit yapacağım. Şuraya şöyle bir kare inşa edeceğim. Şuradaki kloru yok etmek için. Daha sonra şuradan şöyle bir koridor yapacağım. Şurayı da yukarıdan kapatıp, şurayı buradan kapatırız haritayı. Şurada maske giyme yeri yapıp buraları artık rahat rahat kazacağım. İşte klordur, kirli oksijendir falan dikkat etmeden her yeri komple maskeyle gezebileceğim. O şekil bir planım var biraz daha temizlik işlemlerini hızlandırmak için. Buralara tabii yine kirli oksijenleri yok etmek için deodorizer'lar yerleştiririz. Sonra bakarız nasıl bir iş çıkacak ortaya. Şimdi buralar çok fazla vakit alacağı için ben buraları videodan keseceğim bir kısmını. Önemli yerleri videoda sizinle paylaşırım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, sol taraftaki jeneratör çalışırken sağ taraftaki çalışmıyor. Onun nedenini tam çözemedim. Büyük ihtimal buradaki karbondioksitin şu kareyi bloklaması. Onu geçen bölüm yanlış yapmışız. Onu da hemen düzeltelim. Çıkışları şu şekilde yaparsak ve buraları silersek bu sıkıntımız çözülecek. Tabii onu yapmak için şu kareyi silmem lazım. Bu kareyi silince de şu pil büyük ihtimal boşalacak. Ya da çalışmayacak. Boşalmadı ama çalışmadı. Buradaki hatalı üretimimizi düzeltelim ama şurayı daha sonra tekrardan kapatırız. Buradaki stone edge sonunda çatladı. Bu stone edge için ayrı bir yuva yapmak istiyordum. Şuranın kare sayısı biraz sıkıntılı. Belki burayı biraz yukarıya doğru genişleterek farklı bir oda yapabilirim. Onun üzerine bir çalışayım. Bakayım buraya bir tane daha et yuvası sığdırabilecek miyim? Arkadaşlar, tasarımı yaptım. Bu yeterli olacak gibi duruyor. Buraya kadar 88 kare. Buraya 4 daha gelecek. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Şu 3 karelik engeli yaptığımda da burası da tekrardan 96 kareye düşecek. Güzel bir tasarım. Buraya da kazarak geçebiliriz şu şekilde. Şurayı kazmamamız lazım klor açığa çıkmasın diye ama şu bölgeyi bu şekilde kazarak buraya girebiliriz ve bu tasarımı buraya yapabiliriz. Şuraya bir kare merdiven yapmam gerekecek tavanı yapabilmeleri için. Şu an burası bizim stone çivamız olacak. Bunu da şimdiden tasarlıyorum. Tabii şurası da kapı olacak. Kareleri yanlış saymadıysam bu bizim işimizi görecektir. Daha sonra arkadaşlar, bir diğer yapmak istediğim şey de şuradaki elektrik kablolarını silmek ya da yukarıdan dolaştırmak diyelim. Şu iki buzdolabı çalışmasın. Şu an çok az yiyeceğimiz var. Bu buzdolapları elektrik tüketmekten başka işe yaramıyor. Onu da çözelim. Fazla elektrik harcamasınlar. Zaten şu en baştaki buzdolabı şu an dolu ve çalışıyor. Yiyecek miktarımız da çok güzel yerlere geldi. Bu saatten sonra çok yiyecek sıkıntısı çekmeyeceğiz artık. Koloniyi rahatlıkla bir kişi daha alabiliriz.
8 kişiye çıkarabiliriz nüfusumuzu. Elektrik de çözüldü. Şu kareyi tekrardan inşa edelim. Şimdi arkadaşlar şuraya bir duvar yaptım. Bu duvarı yapmaktaki amacım şurayı bir kare daha yüksek yapabilirim. Şuradaki suyu sağa doğru kazarak burayla birleştireceğim şu bölgeleri. O sayede şuradaki slime'ları, şu tepedekileri de kazabileceğim. Hepsini tek hizada toplayacağım. Şu bölgeyi temizleyememiştik. Burayı da temizlemiş olacağız. Daha sonra şuraya kuracağım bir depoyla suyun içindeki slime'ların hepsini güvenli bir şekilde buraya taşıyıp buradan aşağıya düşüreceğiz. Daha sonra aynı işlemi aşağıya da yaparsak burası komple temizlenmiş olacak. Biz şimdi buraya gelen yeni duplicant'ımızı alalım. Biz burada altın alalım. Altın bize malzeme olarak lazım olabilir. Şu an almaya değer bir duplicant gelmedi bence. Evet, şuradaki suyu akıttık. Taşmadan buraya kadar gelecektir. Şimdi şunu öncelikle kazabiliriz ve diğer kareleri de sonra kazabiliriz. Tepeleri de indirebiliriz artık suya. Burayı tertemiz yapacağız bu bölüm sonuna kadar. Tamam, tuzlu su çalışmaya başladı. Bu çok fazla su biriktirmeden şurayı hemen önceliği 9 olacak şekilde kapatalım. Burası taşarsa başımıza iş alırız. Ve taşıyor. Eyvahlar olsun. Bunları... işin güzel yanı donuyorlar. Dondukları için taşamıyorlar. Soğuğun avantajı. Tuzlu suyu bile donduruyor. Şu yerde görmüş olduklarımız brine ice. Donmuş buz. Burada sıvı karbondioksitler bile donuyor. Katı karbondioksit var burada. Görüyorsunuz -63 derecede. Biz şimdi şuraya bir kare yapalım. Her ihtimale karşı yarın öbür gün burası erirse. Şuradan şöyle çaprazdan girsinler. Şu su taşmasın. Burayı da bir an önce inşa edelim. Bu donmuş tuzlar başımıza iş açmasın. Şu bölgeyi şu an komple temizledik. Şimdi ben buraya yine her zaman olduğu gibi bir tane depo yapacağım şu hizadan. Şu hizada tüm slime'ları toplayacağız. Daha sonra şu kareleri kazarak sularla birlikte slime'ları da aşağıya atacağız. Daha sonra buraları deodorizer'larla temizleyip alt kata genişletip alt kattan itibaren şuradaki slime'ları aşağıdan yukarıya kazabiliriz. Şu bölge temizlenmiş olur. Şurası zaten temiz bir bölge. Burayı da üstümüze katarsak buraya güzel bir sanayi bölgesi yapabiliriz diye düşünüyorum. Burada depomuz hazır. Depoyu seçip burada organik bölümünden slime'ları seçiyoruz ve sweep only diyoruz. Daha sonra burayı sweep yaptığımız zaman tüm slime'lar birden depoya taşınacak. Depoya taşınan slime'lar da şuradaki depoya da taşıyorlar. O da bir alternatif. O zaman bu depoyu hiç kullanmayalım. Hepsini oraya taşısınlar. Şurada düşürmedikten sonra adamlar bir sıkıntı yaşamayız. Şu karenin üzerine düşürürlerse de geçmiş olsun. Bunun önceliği daha yüksek olduğu için bunun önceliği 9 yapmışız. Sweep yaptığım gibi bu depoyu dikkate almayıp o depoya taşıdılar. Ben depoyu silmeyi unutmuşum. O da aslında aklımızda bulundurmamız gereken önemli bir detay. Bu depoları silmeyi unutmamamız lazım. Çünkü sweep komutunda çok uzak bir yere götürmeye kalkabilirler. Atıyorum bu tarafta bir depo olsa oraya da götürmeye çalışabilirlerdi. Ya da bu taraftaki slime'ları sweep yaparsam buraya götürmeye çalışacaklar. O olmasın diye buna da dikkat etmemiz gerekirdi. Her neyse şu an kazasız belasız atlattık burayı. Şimdi bu bölgede herhangi bir slime link kalmadı. Burayı aşağıya doğru kazabiliriz. Buradan aşağıya hatta merdivenle komple buraya kadar inelim. Şu sular da aşağıya insin. Sonra buradan itibaren bu bölgeyi temizleriz. Oldukça yaraşılacak üstümüzde. Şu taraf ne oldu diye bakıyorum. Burası da tamamlanmak üzere. Yalnız buraya yetişemiyorlarmış. Şu kareyi silsem çaprazdan yetişebilirler mi diyeceğim. Zannetmiyorum. Şuraya bir tane merdiven yapsak şuradan çaprazdan yetişir diye düşünüyorum.
Şu merdivenin önceliğini 9 yapalım. Şurası yapıldıktan sonra şurayı kapatırız. Burayı aynı şekilde, aynı tasarımımızı buraya aktarabiliriz. Buraya otosweeper'ımızı da yapacağız. Conveyor loader'ı da yapacağız. Bağlantıyı da yapacağız. Bağlantı bunun üstünden giderse sakıncası oluyor mu? O mekaniği tam çözemedim, emin değilim. Ben her ihtimale karşı bir kare ileriden götüreceğim. Bunları da şuraya bağlarız daha sonra. Daha kısaltmış oluruz rayları. Buraya hala yetişemiyor. İlginç. Şurayı silersem haliyle yetişebiliriz. Daha sonra burayı tekrardan yaparız. Tamam. Bu kareyi silince buraya yetişebildik. Normalde çaprazdan inşa yapabiliyoruz biliyorsunuz. Niyeyse bu sefer yapamadılar. Şu merdivenler burada kalabilir. Hatta şuradan şöyle bir merdiven yolu yapabiliriz buraya. İhtiyacımız olursa diye. Olmaz büyük ihtimal ama. Tamam, şimdi şurayı da granitten kapatalım. İçeriden de dışarıdan da kapatabiliriz şu an burayı. Yani burası güzel bir oda olacak. Şu kapı hizası bozulmasın diye yaptım. Sırf aslında bunu biraz öne alıp odayı şuradan da bitirebilirdim. Ama kapı hizasını bozmak istemedim. Fena da olmadı. Zaten buralar girintili çıkıntılı olduğu için çok verimli alanlar değil, ölü alanlar. Bu ölü alanları bir şekilde değerlendirmiş olduk. Şu an boyutu kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi tam olarak 96 kare. Yani çok güzel oturttuk. Şu kareleri de inşa etmedik. Nasıl olsa buradaki girinti çıkıntılar var. Tam 96 kare olacak şekilde güzel denk geldi yani. Şimdi buraya Stone Ashling ve Stone Ash'leri seçeceğiz. Ve 8 kişi diye işaretimizi koyacağız. Şuradakini de wrangle yapıp buraya taşıyabiliriz artık. Burada Stone Ash'lere vereceğimiz yemek, Stone Ashling ve Stone Ash'i seçtiğimiz zaman granit arkadaşlar. Bu alttaki Critter Feeder'a baktığımız zaman arkadaşlar, altta görmüş olduğunuz gibi Ashlingler ve Hatch'ler granit yiyemiyor. Stone Ash'in farkı granit yiyebilmesi. Farklı kaynak tüketiyorlar sonuç olarak. Tek bir kaynağa yoğunlaşıp o kaynağı tüketmektense, granitin de çok fazla oyunda kullanılabileceği bir yer olmadığı için, bu şekilde granitleri de değerlendirmiş oluyoruz Stone Ash Link kullanarak. Şimdi bunu wrangle yapıp taşısınlar. Şuradakileri yine öldürebiliriz. Burada yer var mı? Yer yok, tamam, öldürebiliriz. Bunları atakla öldürelim. Burada yer olmadığı için şunları da öldürebiliriz. Bunların tabi şuradan indirilmesi lazım. Remove diyelim. Şunu da öldürelim. Buraya remove diyelim. Bunu da öldürelim. Güzel et gelecek bize şimdi. Tam bir katliam. Duplicant geldi. Duplicant geldi. Bakalım. Almaya değer biri var mı? Doktor, ama doktorluk özelliği düşüyor. Çok kötü. Doktora ihtiyacımız vardı. Bu da doktor. Dekoratif özelliği de var. Tamam, aradığımız kişi bu. Şu an kolonimize bir tane doktor lazımdı. Bir tane de dekorları yapacak kişi lazımdı. Bu iki aradığımız özelliği birden sağlıyor. Kazma hızı da iyi. Mikrop direnci de var. Hayvancılık yapamıyor ama bu adama zaten hayvancılık yaptıramayacağız. Başka görevleri var bu arkadaşın. Bunu da 8. duplicant'ımız olarak kolonimize katalım. Şu an sanat işleriyle uğraşmayacağız. Şu an bizim için öncelikli olan doktorluk. Şu an doktorluk yapabilen ve ilaç hazırlayabilen biri olsun istiyorum kolonimizde. Olur da biri hastalanırsa diye. Geç bile kaldık bu konuda. Bu arkadaşı doktor yapalım. Doktorluğu tamamladıktan sonra şurada Masterworks'e geliştiririz. Daha sonra ekstra moral ihtiyacımız olursa bu arkadaşları kullanarak etrafı heykellerle vesaire doldurup moralleri yükseltiriz kolonimizde. Şimdilik bu kadarı yeterli. Bu arkadaşa da kazma özelliği verelim. Çiftçilik yapmadığı zamanlarda bizim kazı işlerimizi yapsın. Şu an güzel.
Tam 8 kişi ideal bir düzene oturduk. Bunun da yatağı hazır, masası hazır. 8'i aşmamaya çalışacağım. Çok güzel biri gelirse alacağım bu saatten sonra. Çünkü ekstra yatak odası hazırlamam gerekecek. Tuvalet sıraları biraz sıkıntıya girecek. Vardiya kısmından bu arkadaşın vardiyasını da ayarlayayım. Hatta vardiyaları biraz daha şöyle mesafeli yapmak istiyorum. Şu şekilde olabilir. Şu alt vardiyaya doktorumuzu ekleyelim. Doktorumuz burada. Tamam. 4 kişiye 4 kişi 2 vardiya. Düzenimizi oturttuk. Şimdi doktorumuz artık bizim için ilaç hazırlayabilecek. Medicine kısmından bir tane şu şeyden yapalım. Apoterasi. Nasıl okunuyor emin değilim. Bundan bir tane yapalım. Şurayı hastane olarak kullanırız şu bölgeyi şimdilik. Burada ilaç yapımı bizim için başlasın. Buraya elektrik de bağlayalım. Bir yandan da maske yapımına geçmek istiyorum. Stations kısmından bir tane Exosuit Forge. Burada egzosuitleri de inşa etmeye başlarız. Buraya yapacağımız maske yuvası için gerekli olan şeyleri buradan üretimini yapacağız. Şimdi şurası tamamlanmış. Ben burayı şuradan bölebilirim. Şöyle yukarıya doğru deodorizer ya da deodorizer'ı dışarıda bırakalım. Burada temizlik yapmaya devam etsin. Biz üstümüzü şuradan bölelim. Şuraya da maske bölgesi yavaştan yapalım. Aşağıya inişi maskeli mi yapsak, maskesiz mi yapsak? Burayı da maskeli yaparız olmadı. Burayı da kazmışlar. Şu engeli geçen bölüm komut vermiştim yapın diye. Burayı yapmışlar. Burası 60 derece sıcak su ile dolu. Çok sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bu bitki çok ilginç bir yerde çıkmış. Nötronyumun üzerinde. Bu nötronyumu kazamıyoruz ama bitkiyi kazabiliriz herhalde. Bitkiyi kazmadan ilerleyelim biz ama. Buraya kadar merdiveni getirip şuradan bir kare aşağıdan şöyle bir giriş yapalım. Buradan sonra tekrardan aşağıya inebiliriz. Şu şekilde petrolü bulup bulamayacağımızı görelim bakalım petrol var mıymış burada. Yani ne yaptığımızı unuttum. Buraya maske giyme yeri yapıyorduk. Maske giyme yerini buraya kadar yaparsam çok kısa olur. Ben mecburen checkpoint'i şu tarafa yapacağım. Burada stations kısmından atmosuit checkpoint'i buraya koyacağım. Buraya da 4-5 tane atmosuit giyme yeri yaparız. Buraya yaparsak 3 tane atmosuit yeri yapabiliyoruz. Aslında böyle yapalım. 3 tane yeterli olacaktır şimdi. Hatta şuraya 4 tane yapabiliyoruz. Bu kadar da yeter. Tamam. Şuradaki klorları etrafa saçmadan. Bu arada buraya da klorlar biraz gelmiş, yükselmiş. Şu kloru havada yakalayıp silmeyi deneyelim. Şuraya bir kare inşa edelim. Umarım klorun üstüne gelir. Gelmezse de klorun kaçabileceği tek bir yer kalacak. Orada kloru sıkıştırırız. Ha, burada da bir klor var. Onlar oyun başında yanlışlıkla kaçırdığımız klorlardı galiba. Buraya çökmüşler. Hala yok edemedik onları. Onları da şu şekilde tutturabilirsem yok edeceğim. Şimdi Atmosuit Forge'umuz tamam. Burada Copper'dan 4 tane Atmosuit yapalım. Yeterli Read Fiber'ımız var. Copper'ımız da yeterli. 4 kere 3 1200, 1600 kilogram Copper'ımız var ve burada arkadaşı görevlendirmiştik. Cayır cayır Copper basıyordu. O Copper'ların bir kısmını harcayacağız. Buradan 50 tane daha komut verelim. Biraz daha yapsın. Boşta kalmasınlar. Kopur üretmeye devam etsinler. Şimdi oksijenin bol bulunduğu bir bölge bulup buraya bir tane oksijen maskesi, oksijen üretimine yakın olsun. Mesela bu oksijen üretimi burada. Buraya bir tane gaz pompasıyla oksijen maskelerini beslememiz lazım. Ventilation kısmından gaz pompasını seçiyorum. Şuraya da gaz pompasını yapabiliriz.
Gaz pompasına iki çıkış vereceğiz. Girişi şu şekilde vereceğim. Çıkışlardan biri buradan maskelere gidecek. Diğeri yine buradan aşağıya karbondioksit verecek. Buradaki karbondioksit yoğunluğu biraz fazla. Burası tıkanmaması için şuraya vereyim en azından. Biraz daha yukarıya doğru vereyim. 2000 metre, 2000 metre diyorum. 2 kilogram gaz olan yerde gaz salınımı yapmayabiliyor. Bu gaz çıkışları o problemi yaşamamak için bu şekilde bir düzen oturtabiliriz. Buradan oksijeni maskelere veririz. Şimdi bunu geçici olarak disable building yapacağız ki buradan duplicant'lar sağa geçebilsin, buradaki maskeler hazır olana kadar. Aşağıda devam eden kazı işlerimiz var, onlar durmasın. Şimdi arkadaşlar gaz pompamız çalıştı. Şu an buradan pompayı ayarlamadığımız için oksijenleri dışarı veriyor. Şu an aslında hiçbir şeyi dışarı vermemesi lazım ayarlamadığımız için. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. Her neyse biz buradan oksijeni seçelim. Buradan oksijenleri bu tarafa vermeye başlasın ve buradaki atmosfer dokları doldurmaya başlasın. Buralar dolduktan sonra buradaki giysileri giyip buradan devam edebilecek bizim duplicantlarımız. Şimdi burada değişik bir strateji izleyeceğim. Burayı su kilidi yapmak için. Şuradaki bölgeyi kazıp şuraya bir tane su pompası yapacağım. Ya da başka bir yerden de yapabilirim. Şu kareye bir tane su düşüreceğim. Burada bir kare su olduğu için burada herhangi bir gaz yaralamayacak. Gazlar da çaprazdan geçiş yapamadığı için burada biraz oyun mekaniklerini suistimal etmiş olacağız ama buraya bir tane su kilidi yapmış olacağım. Yalnız buraya pompayı yapamam. Buraya pompayı yaparsam suyu taşıyacak insan kalmıyor. Pompayı da şu kareyi silip buraya yapacağız. Bakalım işe yarayacak mı? Buraya elektrik de bağlamamız lazım. Elektrik bağlantılarını da yapalım. Şuradan daha kısa bir bağlantı da yapabiliriz. Ya da biz hiç orayı karıştırmayalım. Biz normal şuradan getirelim bağlantıyı. Buraya elektrik bağlantısını da yapalım. Şimdi şuraya çok ufak bir kare su boşaltacağım yalnızca. Su boşaltıldığı gibi buradaki suyu sileceğim. Burada bir su kilidi yapmaya çalışacağım. Bakalım başarılı olacağım mı? Buraya gelen var mı şu an? Biraz önceliğini arttıralım. Evet, şu an geliyorlar. Bunların birinci sıradaki emri. Evet, suyu koydu. Şimdi bir kare su buraya aktı. Hemen suyu siliyorum. Aşağıya akanları sileceğiz. Çok fazla geldi. Buraları şişeleyeceğiz. Şunu şimdi silebiliriz. Çok aşağıya akmadı inşallah. Burada durdu galiba. Aşağıya aksa da gideceği yer. Suyun kendisi zaten. Bakalım bu su kilidi işe yarayacak mı? Çok sevmediğim bir mekanik aslında. Oyunu biraz suistimal etmek ama. Buradan klor gazı vesaire geriye kaçmasın diye bu yolu tercih ettim. Şimdi şuraya tekrardan zemin yapınca şu an burada katı var arkadaşlar. 32 gram su var. Su olan yerden gaz geçemez. Öyle olunca burada doğal olmayan bir su kilidi oluşmuş oldu. Şurada gazın geçebileceği tek yer var. O da çapraz. Çaprazdan geçemiyor. Şu kare aracılığıyla geçiyordu gazlar. Şimdi artık o kare kalmamış oldu. Buradaki 4 tane atmosuitimiz de tamamlanmış. Şimdi buraya deliver suit diye 4 kere komut vereceğiz. Buraya maskeleri getirecekler. Giysileri daha doğrusu. Arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Buradaki atmosfer checkpoint'ten bir tane de yukarı yapacağım. O da bizim uzaya çıkışımız olacak. Şurayı yapabiliriz.
8 kişiyiz. 4 tane maske aşağıda olsun, 4 tane maske de yukarıda olsun. Uzaya kadar gelmişiz madem, uzaya da çıkmış olalım. Buraya da aynı şekilde oksijen sağlamamız gerekiyor. Onlar bizim için biraz meşakkatli işler. Ama buradan bir bağlantı daha oraya çıkaracağım. Şöyle bir kol daha çıkarıp oraya da bağlantıları göndereceğim. Şimdi 4 tane daha maske yapmamız lazım. Malzememiz yavaş yavaş birikiyor. Şu an yeterli malzememiz yok ama 4 tane daha emir verelim. Buradaki copper ore'lar yapılmaya devam ediyor. Şunun sayısını 21'den 40'a çıkaralım. Bunlar seri yapsın ya da 50'ye çıkaralım. Bu arkadaş durmasın, copper ore yapsın burada. Onları da aşağı inebilirsek petrolle otomatiğe bağlayacağız. Burada bayağı bir indik aşağıya. Ne olup ne bittiğini görmemize az kaldı. Umarım petrol vardır aşağıda. Burada bir tane doğal kaynağa benzer bir şey var. Gerçi doğal kaynak olsa 4 kare oluyor. Ama doğal kaynağa benziyor. Belki burada petroldür şu kaynaklar. Onları kazarsak göreceğiz ne olduklarını. Normalde 4 kare oluyor. Petroller mi 3 kare oluyordu? Petrollerin altında hiçbir şey olmuyordu daha doğrusu. Bu Oxygen Not Included'ın ek paketinde gelen kaynaklardan biri olabilir. Ben de bilmiyorum. Şu oksijenler dolsun. Şunu aktive edelim artık. Buradan maskeyle geçiş yapsınlar. Şimdilik aktive edebiliriz aslında. Bir kişi çalışır aşağıda ama en azından gir çık yaparken nefessiz kalma olayı ortadan kalkar. Buna Enable Building diyelim biz. Burası faaliyete geçsin. Burada diğer maskelere de gazlar yavaş yavaş doluyor. İlki tamamlandı, ikincisine dolmaya başladı gibi görüyorum. Bu arada oyunda arkadaşlar şunu yapmayı da ihmal ettik, onu da yapalım. Schedule kısmından şu an çok uzakta çalıştıkları için mola saatlerini bir saat kaydıracağım. Şu şekilde bir düzen oturtacağım. 3 saat molaya ihtiyaçları var. Onu ileride 4 saate bile çıkarabiliriz. Şuradaki şu elektrik hattının sağ tarafını şöyle dizayn ediyorum şu an. Tek bir tarafa yüklenmemek adına şu bağlantıyı koparıp şu bölgenin elektriğini sağ taraftan sağlayacağım. Yukarıya da sağ taraftan elektrik verdim. Oraya bir de gaz göndereceğim dediğim gibi ama öncelikle şu tarafı bir dolduralım. Burada oksijen bırakmadık resmen burada çok fazla üretim yaptığımız için. O yüzden şuraya bir tane oksijen kaynağı yapacağım. Şu gaz maskesini beslemek için. Şu bölgede oksijen kalmayınca şuralara çok fazla oksijen gönderemiyoruz. Oksijen üretimimizi biraz arttıralım şimdilik buralara yeterince gaz sağlamak için. Daha sonra yukarıya da bir çıkış verelim şuradan. Önce şu tarafını yapalım bu çıkışın. Son karesini en son bağlarız. Buradan şöyle bir yol izleyebiliriz. Şimdi şu bölgeyi biraz daha hızlı kazmak adına buranın önceliğini 9'a çıkarıyorum. Burada birileri bir an önce oksijen maskelerini giyip aşağıda çalışmalara katılsın. İkinci oksijen maskesi de dolmak üzere. Evet, Nails geldi. Biraz maskeyle çalıştığı için, giysiyle çalıştığı için daha doğrusu. Hızı biraz düşük ama evet, mola saatine denk geldik galiba. Yarın kaldığı yerden devam eder. Şu an biraz daha maskeyle daha efektif çalışıyorlar. Bu arkadaş iyice yavaş. Bu sonradan kolonimize katıldığı için atletik özelliği oldukça düşük. Ama maskeyle de olsa kazı işlerini yapıyor. Bir kare kazıp bu da geri dönüyor. Adım adım ilerleyeceğiz sanırım. Arkadaşlar, magma gözüktü. Magma var, petrol yok. Şimdi petrol yoksa petrol şuralarda büyük ihtimal. Şimdi buraları şöyle kazacağız. Şöyle de kazacağız.
Buradan aşağıya ineceğiz. Şu petrolü bu bölüm görmek istiyorum. Şu kaynakların altında umarım petrol vardır. Petrolü bu bölüm görelim. Ona göre planlamalarımızı yapalım. Petrol yoksa da ona göre başka bir plan bulalım. Kazı işlerimiz devam ederken şuradaki Eza dolabına da bir bakmak istiyorum. Daha doğrusu tezgaha bakmak istiyorum. Burada neler yapabiliyoruz? Olur da biri hastalanırsa yapabileceğimiz neler var? Medical pack'ler var. Medical pack'ler şu an çok fazla palm lily flower'ımız yok. Ama iki tane medical pack yapabiliyoruz. Yapalım dursun. Biri hastalanırsa zarar görmesin. Radyasyon hapı yapabiliyoruz. Kömürle. Bundan da birkaç tane yapalım. Olur da biri çok fazla radyasyona maruz kalırsa. 8 tane olsun hatta. Kişi başı bir tane olsun. Bunun yapım emrini verelim. Doktorumuz da bir işe yarasın. Bunları yapsın bir yandan. Şu medical pack'ler için balm lily flower'ları biraz daha yetiştirmemiz gerekebilir. Bir tane bu klor odası yapıp bu bitkiler klorda yetişiyor diye hatırlıyorum. Onları yetiştirmek için de çalışmalara başlamamız lazım. Bir duplicant daha. Çok hızlı bakacağım iyi biri var mı diye. Ben direkt şuradan 3 tane yumurta alıyorum. Bu 3 tane yumurtayla omlet falan da yapabiliriz ama şimdi buradan omlet emri versem bu yumurtayı değil şuradaki boğma havuzundaki yumurtaları da çekme ihtimali var. Öyle olmasın diye hiç onun emrini vermeyeceğim. Direkt bunlar yumurtadan çıktıktan sonra öldürürüz burada. Odadan dışarıya kaçamayacaklar zaten. Hastane kısmımızı da şimdiden inşa edelim. Doktorumuz level atlayınca hasta da bakabilmeye başlayacaktı. Şu an tam bir hastane inşa etmeyeceğim. Sadece buraya bir tane hasta yatağı yapacağım. Bir tane de masaj tablosu yapalım. Olur da çok strese kapılan biri olursa masaj yaparız. Buralara lavabo, tuvalet falan da yapmamız lazım hastaneye dönmesi için. Şimdilik oda olarak belki hastane olmaz. Room overlay'de hospital için evet tuvalet ve yemek masası falan lazım ama hastane olmasa bile bu sick bay'i kullanabiliyoruz diye biliyorum. Olur da yaptıktan sonra bize hata verirse burada lavabo da lazım diye hemen buraya bir yemek masası lavabo yapıveririz 2 dakikada. Çok da sıkıntı olmaz onlarda. Arkadaşlar aşağıdaki kaynağımız volkan çıktı. Petrol çıkmadı. Şu kaynağa da bakalım. O da mı volkan çıkacak? Şurada bir kaynak daha var. Eğer petrol yoksa nasıl plastik üreteceğiz? Başka gezegene gitsek o gezegenin altında petrol çıkacak mı? Spaced Out'ta petrol olmadığını bilmiyordum açıkçası. Nasıl hareket edeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Şu an burada slime lung mikrobu var arkadaşlar. Kazı yaparken bir yerde hata yaptım. Nerede hata yaptığımın farkında da değilim şu an. Burayı acilen temizlememiz lazım. Şu an burada sweep komutu verdiğimde nerede slime lung kaçırdım görmeye çalışıyorum. Beyaz yanan bir yer yok. Beyaz yanan bir yer yoksa niye burada mikrop var? Bu mikrop çok hızlı yayılırsa ayvayı yeriz. Buraya acil bir temizleme planı yapmamız gerekiyor. Çok dikkatli çalıştım. Yine de sıkıntı yaşadık. Bayağı bir deodorizer yapacağım şu an. Kimseyi hasta etmek istemiyorum. Şu an mikrop miktarı çok düşükken bu işi çözelim. Bunların tamamının önceliğini 9 yapacağız. Her şeyden önce gelip burayı halletsinler. Şu bölgenin önceliği 9. Evet, şu an kolonimizde seferberlik ilan ettik. Herkes şu an deli gibi burada çalışıyor. Buradaki deodorizer'lar hemen devreye girsin.
Bunların önceliğini yine 7 falan yapalım da buraya bir an önce kum getirsinler. Kum olmadan çalışmıyor bunlar. Kumlar gelsin, bunlar çalışmaya başlasın. Burayı bir tertemiz yapalım. Arkadaşlar şu bölgedeki 3 kaynağımızda volkan çıktı. Oldukça can sıkıcı bir şey. Belki başka kaynak vardır diye ben burayı komple yardırıp kazacağım. Ne var ne yok kazalım. Bir şey bulmayı başarırsak buluruz. Sıcaklıklara bakıyorum, farklı sıcaklıkta bir şey bulabilir miyiz diye ama petrol yok. Petrol yok. Evet, bunların çalışması için cidden burada yemek masası vesaire bulunması gerekiyor. Mecburen yapacağız o zaman. Şu boru bağlantılarını bir silelim öncelikle. Bu boru bağlantıları yıllar öncesinden kalmış. Bunları bir ortadan kaldıralım. Şunlar da aynı şekilde. Şöyle şuraları silebiliriz. Şurayı silebiliriz. Daha sonra buraya tekrardan lavabo, klozet, şu kapıyı tek taraflı yapacağız. Buraya bir tane de yemek masası yapacağız. Daha sonra hastane tamam olacak. Evet, slime'ın krizini kontrol altına aldık gibi gözüküyor. Şu an çok fazla slime'ın kalmadı. Şurada bir iki kare de var galiba. Aynen, şurada havada uçuşan tek tük kirli oksijenlerde kaldı. Başka bir yerde kirli oksijenimiz yok zaten. Yeni yukarıya çıkan kirli oksijenleri bunlar tutuyor. Şuraya yapacağımız bir tane daha deodorizer'la onu sıfırlayacağız gibi gözüküyor buradaki kirli oksijenleri. Öyle olunca temiz oksijende yaşayamadığı için bu mikrop. Bu krizi başarıyla atlattık, kimseyi hasta etmeden. Ama tehlikeli bir durumdu. Çünkü o 50-100 tane gözüken slime'lar bir anda 2000'e, 3000'e ulaşabiliyor. Öyle olunca hastalanma ihtimali de artıyor. Şimdi şu kareyi silip şuradaki slime'ları da aşağıya dökebiliriz. Daha sonra kazı işlerine devam ederiz, temizlik işlerine. Hastane tuvaletlerinin giriş ve çıkışlarını da bu şekilde tasarladım. Bunlar da yapılınca tabii şu zeminleri bir düzeltmemiz lazım aynı zamanda. Hastanemiz de faaliyete geçecek. Olur da biri hastalanırsa, burada medical bay'imiz de var. Şu an yapıyor doktorumuz. Seri bir şekilde çalışıyor. Burada hastalananları tedavi edebilecek. Arkadaşlar uzay çalışmaları da son hız devam ediyor. Şuradan uzaya oksijen göndermeye de başladık. Uzaya giden oksijenler burada giysi maskelerine yerleştiriyor. Buraya da 4 tane delivery suite diyelim. Buradan maskeler yerleştirilsin. Uzaya da çıkabilmeye başlayalım artık. Çünkü bu gezegende petrol bulamazsak başka gezegenlere gidip oradan petrol getirmeye çalışacağız. Nasıl yapacağımızı bilmiyorum, daha önce hiç yapmadım ama buradaki supply teleporterlar bize o konuda yardımcı olabilir. Burada input var, burada output var. Biri almaya, biri vermeye yarıyor. Burada da biri gidip gelebiliyor teleport receiver'larla. Bu gezegenin çoğu kısmını kazdık gibi gözüküyor şu an. Burada petrol de çıkmazsa cidden yapabileceğimiz çok fazla bir şey kalmıyor. Şu an 8 kişiyiz. Kaynaklarımız iyi bir vaziyete geldi. Burada level atlayanlar var. Onların puanlarını dağıtalım. Bu arkadaşı doktorlukta ikinci seviyeye çıkaracağım. İkinci seviye oldu mu sick bay'i kullanabilmeye başlayacak. Hasta yatağını kullanabilmeye başlayacak yani. Bu arkadaşı araştırma konusunda geliştireyim. Şimdi bu hastanede tamam sayılır. Şu kareleri de yaptılar mı? Şunun da önceliğini arttırayım. Şu bölgenin önceliğini bir 8 yapalım. Şurayı tamamlasınlar. Burası artık hastane odası olmuş olacak. Hastane için şunun olmaması gerekiyor sanırım. Şunu bir silelim bakalım. Onu silince burası hastaneye dönüşecek mi? Ya da masaj tablosu. Önce masajı silmeye çalışayım. Masajı silince düzelirse o da burası kalabilir. Ama bu engel oluyor da olabilir.
Şimdi bakıyorum, tamam, bu engel olmuyormuş. Şu an burası hastane oldu. Artık bu sick bay'deki iki tane medical pack'i kullanarak biri hastalanırsa onu tedavi edebileceğiz. İyi, burada radyasyon pilleri de yapmaya devam ediyoruz. O da işimize yarar. Şu an arkadaşlar uzaya giden yoldaki atmosfer giysileri tamam. Şu an burada uzaya da çıkmamıza yalnızca bir kare kaldı. Burada bir tane duplicant'ın gelip burayı açmasını bekliyoruz. Burada uzaya çıktığımızı gördükten sonra bu bölümü sonlandırmak istiyorum ben. Şimdi gelip burada birisinin uzaya çıkmasını bekleyelim. Bir dahaki bölüm uzayda ve zeminde neler yapabiliriz? Başka gezegene gidebilir miyiz, gidemez miyiz? Onları değerlendiririz artık. Evet, uzaya girişi yapıyoruz. Kaçma kaçma, uzaya çık. Şuna şöyle bir move to diye komut verelim. Gelmişken giysisini çıkarmıştı ama. Şöyle bir uzaya adımımızı atmış olalım ve burada artık uzayı keşfettik şeklinde uyarımızı aldık. Atmosfer giysilerimiz olduğu için uzaya çıkmamız şu an bize bir sıkıntı yaratmıyor. Burada merdivenler yaparak uzayda neler var neler yok keşfedeceğiz. Burada ana oyunda olduğu gibi meteor düşme tehlikemiz yok. Buraya istediğimiz gibi uzay yapıları yapıp başka gezegenlere gitmeye çalışabiliriz artık. Tabii bunun için yeni araştırmalar lazım. Şu an bu sarı araştırmalara hala geçmedim. Radyasyon tehlikesi olduğu için bir dahaki bölüm o sarı araştırmaları yapmaya öncelik verebiliriz. Radyasyon pillerimiz de var artık. Olur da birisi radyasyona kapılırsa, çok fazla radyasyona maruz kalırsa buradaki pilleri yutarak radyasyonunu düşürebilecek. Çok ucuz piller, sadece 1000 kömür istiyor. Kömür miktarımız da 51 ton. Herkese bol bol yetecek kadar radyasyon hapı yapabiliriz. Zeminde de arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şey keşfedemedik. Güzel boş bir alan, temiz, herhangi bir zararlı gaz yok. Sağa sola kazabiliyoruz ancak petrol bulamadık. 3 tane volkan bulduk. Bu volkanlarla elektrik üretmeye vesaire çalışabiliriz ama şu an benim için petrol ve plastik üretimi öncelikliydi. Bunu yapamadığımız için radyasyon araştırmaları ve başka gezegene gitmeye yoğunlaşacağız. Önümüzdeki bölümdeki konularımız da bunlar olur büyük ihtimal. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.